Irak'ta IŞİD militanlarının ilerleyişi devam ediyor sayın seyirciler. Militanlar Musul'dan sonra Samarra ile Saddam Hüseyin'in doğum yeri olan Tikrit'i de ele geçirdi. IŞİD militanları kontrolü ele alma hedefiyle başkent Bağdat'a ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail güdümündeki IŞİD terör örgütü İslam coğrafyasında Müslüman kanı dökmeye devam ediyor. Suriye'de isyancılarla birlikte 100 bine yakın insanı katleden IŞİD militanları Irak'ta benzer bir senaryoyu devreye sokmaya hazırlanıyor. İlk olarak Ocak ayında Felluce'yi ele geçiren militanlar, önceki günde Irak'ın ikinci büyük kenti olan ve petrol şehri olarak bilinen Musul'da kontrolü ele geçirmişti. Gittikleri her yeri yakıp yıkan IŞİD militanları başkent Bağdat'a doğru ilerlemeye başladı. Militanlar Bağdat güzergahındaki Tikrit ve Samarra şehirlerini de ele geçirdi. IŞİD militanlarının kontrolü ele aldığı Samarra kenti, Irak'ın başkenti Bağdat'a 130 kilometre mesafede bulunuyor. Örgüt hızla Bağdat'a doğru yaklaşırken Irak askeri güçlerinin de başkenti korumak için hazırlık yaptığı açıklandı. IŞİD terör örgütü şehirlerin yanı sıra petrol boru hatlarını da birer birer ele geçiriyor. Irak Petrol Bakan Yardımcısı Mutesim Ekrem, batı bölgelerindeki petrol boru hatlarının çoğunun IŞİD'in kontrolüne geçtiğini duyurdu. Ekrem, yaptığı açıklamada ülkenin batı kesiminde yer alan petrol boru hattının çoğu kontrolümüzden çıktı. Terör örgütü silahlı grupların eline geçti dedi. Öte yandan IŞİD terör örgütü Irak'taki ilerleyişle ilgili militanlarına hitaben bir ses kaydı yayınladı. IŞİD sözcüsü Ebu Muhammed el-Adnani'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında ilerlemeye devam edin. Çatışmalar daha şiddetlenmedi. Çatışmalar Bağdat ve Kerbela'da şiddetlenecek. Hazırlanın ifadeleri duyuluyor. Öte yandan IŞİD militanları Musul'un ardından Kerkük kentine saldırmıştı. İki gündür IŞİD'in tehdidi altında olan şehir, Irak ordusunun çekilmesi üzerine peşmergelerin kontrolüne geçti. Kerkük'te Irak ordusunun kalmadığını belirten bölgesel yönetime bağlı Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabber Yaver, Kerkük'ün tamamı Peşmerge'nin elinde dedi.